da sohbetler ediyoruz. Ama hocamın ilginç tespitleri var, ilginç düşünceleri var. Belki de bugüne kadar bunları küçük 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 değişik yerlerden duymuşsunuzdur. Hocamdan bugün geniş bir Endülüs, aslında sadece Endülüs de değil, belki de bu geriye doğru 1000 yıllık veyahut da 500 yıllık tarihi küçük notlar, bazı şeyler nereden gelmiş, nereye gitmiş, onlarla alakalı ilginç tespitler dinleyeceksiniz. Gönlüm arzu eder ki hepimiz bunu can kulağıyla dinleyelim. Bir neredeyiz, ne yapıyoruz, neyiz ve ne bazı şeyler, hepimiz inşallah bunu kendimizce tespit edelim. Sefa hocama başarılar diliyorum. Allah razı olsun hocam. Dur hocam, sen şöyle. Allah razı olsun. Oldu hocam. Teşekkür ediyorum. Dur hocam. Nasıl yapalım onu? Çekip çıkarabilirsiniz. Bu bir kurumu çıkarın. Ben arkaya takayım. Ha tamam. Şöyle yapayım ben. Ses kontrol. İndirelim. Tamam. Oldu. Tamam. Bu çalışmada birisi buraya oturabilirse slide ilerlesin. Bu çalışmadı neyse. Bir daha bir deneyelim bakalım şöyle. Bir yeni taktım. Bakalım bir daha da. Bir sorun oldu onda. Bir sorun var. Buraya birisi oturursa idare edecek. Başka bir yolumuz yok. Evet. Tamam. Evet. Alemlerin Rabbi, Rabbinin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üstüne olsun. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bugün hicri bir yılbaşı. Hepimizin hicri yılbaşısı kutlu olsun. Allah bereketler nasip etsin. Müslüman topraklarında ve tüm dünyada inşallah barış ihsan etsin. Ben Deniz, aslında kulak burun boğaz hocasıyım. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde. Ancak tıp tarihindeki bazı gelişmelerin son 10'lu yıllarda özellikle Amerikalı ve Avrupalı bilim adamlarınca değişik anlatıldığını fark ettim. Bu noktada araştırmalarımı derinleştirdiğim zaman yaklaşık olarak 1000 civarında yayın bitirdim ve bunlardan oluşmakta olan bir kitap yazdım nihayetinde. Bu da Morişkoların Şifresi olarak isim aldı. Bugün size aslında buraya bir arkadaşımız lütfederse ilerletmek üzere genç bir arkadaşımız şu noktadan, çünkü bu çalışmadı. Çalıştı mı yoksa? Bakayım bir. Şu
şöyle mi yapmak lazım? Peki, sizden ben rica edeyim. Evet, 622 yılında hicret vardı. Akabe biatı vardı. 1000 yıl sonra, 1622'de Kuzey Amerika'nın ilk kurucularından bahsedilir. Aslında biz bunu Texastomics'lerden de biliyoruz. Bu kuruluşa İslami düşünce Osmanlı katkı vermiştir. Daha öncesinde 1500'lü yıllarda reforma katkı vermiştir. Bunlar şu anda itiraf edilen gerçekler. Bendeniz de şimdi sizi böyle bir yolculuğa çıkaracağım. Evet. Şunu biraz. Devam edelim. Konferansımızın başı Endülüs ve Osmanlı ışığında Avrupa'da Rönesans ve aydınlanma. Evet. Devam. Şimdi İspanya'dan bir yayın 2002 yılında diyor ki modern bir orkestranın vazgeçilmesi olan yaylı çalgılar, davul, trompet, Moorish orijinli. Yine lirik edebiyatın, ozan edebiyatın kaynağı Morisco ve Johann Sebastian Bach'a ki klasik müziğin en yüksek derecedeki ismi buna köken olan ton tekniğini Bartolomeo Ramos verdi. İspanyol Ramos aslında Ramiz'den geliyor. O da söylüyor. Arkasından Cervantes ortaya çıkıyor. Roman kahramanı olarak meşhur Don Quixote'u ortaya koyuyor. Evet. Bunu okuduktan sonra devam edelim. Moors kelimesi ne mana? Aslında Moors kelimesi negro olmayan, yani zenci olmayan, koyu, siyahi renkte bir ırkı kastediyor. Bu da aslında Kuzey Afrika'dan Tarık bin Ziyad'la İspanya'ya gelen o siyaha yakın koyu renkli insanları kastediyor. Ama esas kültürel olarak Endülüs'te yaşayan Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar konvivensiye adında bir arada yaşamayı başarmışlardı. Daha sonra Hristiyanlar da bir şekilde Araplaşmış. Aşağı yukarı 1100'lü yıllardan itibaren Endülüs Emevi Devleti yıkılırken de bu defa bu Müslüman ekip bir miktar zorla Hristiyan yapıldığı, vaftiz yapıldığı için yavaş yavaş Morisco ismini o dönemde almış oluyor. Evet. Morisco bu. Şimdi 2010 yılından bir yayın diyor ki aslında Descartes'in, Kepler'in ve optikle uğraşan kim varsa Avrupa'da Kopernik özellikle Elhazen'den almıştır. Optik aslında onun icadıydı. Onun geliştirdiği bir bilimdi. Onun akabinde gelişmiştir. Evet. 2012'de bizim tıpla ilgili bir olay çıktı. Yine bu bir dergimizde. Endülüslü Müslüman bir fizikçi, hekim olan Albukasis ya da El Zehravi ilk defa gırtlağı açtığımız bölümde kanül yerleştirilmiş diye bir yayın yaptılar. İtalya'dan geldi bu yayında. Evet. Nihayet Semih Hoca tiroid konusunda İbn Sina'dan, Ankara'dan çok tanınmış bir isimdir. Tıp tarihinde El Zehravi'yi ilk defa tiroid ameliyatı yapan olarak ilan etmiştir. Şimdi biz bunu 1900'lü yıllara koyuyorduk. Diyorduk ki Theodor Koher 1900'lü yılların başından itibaren tiroid ameliyatını yapmıştı, şu kadar yapmıştı. Bir döndüm baktım, Zehravi bunu yaptı. Şimdi opium, afyon aslında Doğu'nun çok aşina olduğu bir malzemedir. Çok ilginç, anestezi ilk defa Kuzey Amerika'da 1700'lü yıllardan itibaren gelişmiştir. 1100'lü yıllarda Zehravi afyon uygulayarak, hatta ilk defa ilaçlı pamuk tampon kullanarak acıya dindirdiği çok iyi biliniyor. O halde bilim tarihinde çok enteresan bir kopukluk var. Bendeniz bu kopukluğu size anlatmaya çalışacağım. Şimdi aslında 1900'lerin başına kadar yani Osmanlı'da hakimken bu saygı korunuyordu. Girdiğiniz zaman internete bir bakıyorsunuz 1900'lerin başına kadar Şu
şu an geldiğimiz noktaya diyor, 1900'lerde söylüyor bu sözünü, çok daha evvel, yüzyıllar evvel gelecektik diyor. Bu da bir itiraftır. Yine John Hopkins'in çok önemli bir isimdir Amerika hastaneleri için, kurucularından William Osler, bakınız Endülüslü Müslüman bilim adamları için, kendi lambaları için antik Yunan, Grek kandillerini kullanırken, daha sonra hızla dünyaya ışık veren büyük bir flambe dediği, büyük bir o dönemde kullanılan lamba, ona döndüler diyor. Bakınız İbn-i Rüşd, İbn-i Sina ve Zehravi. Şimdi klasik bilim tarihinde Avrupa'da çok enteresan şeyler oluyor aslında. Bakın Giordano Bruno'nun 1548'de İtalya'da Napoli'de doğduğu, 1600 yıllarında da cayır cayır yakılarak öldüğü biliniyor tarihte. Fakat aslında niye yakıldığı sadece şuna bağlanıyordu. Kopernik modeline inandığı, yani dünya merkez değil, güneş merkez diyordu. Dünya etrafta dönüyor ve semada yalnız değil diyordu. Bu yanlış söylenir. Asla yasaktır böyle bir söylem o dönemde Avrupa'da. Halbuki mahkeme kayıtları çalışılmış. Bu yeni tercümeler. Bakın Bruno niye yakılmış? Diyor ki aslında Endülüs felsefe ve dini prensiplerine inanmasıydı suçu. Allah'ın birliğine inanmasıydı. Yani üçlü teslis dediğimiz bir inanç sistemi var dayatılan. Ona inanmadığı için Bruno başlı başına bizim kahramanımızdır. Bizim yanımızdadır. Bunu böylece bilin. Üstüne gitmek lazım. Galileo. Galileo'nun babası Udi'dir. Lavta diyorlar, geçiştiriyorlar literatürde. Galileo da o dönemde gerçeği haykıran, o dönemde Osmanlı'nın, Doğu'nun, Müslümanların savunduğu bilim yerindeki çizgisindeki bir insandır. Halbuki bize dayatıldı değil mi Galileo Galileo? Galileo'nun döneminde biz Galileo'dan daha öndeyiz. Ve bizim fikrimizde bir insan. Dolayısıyla şuna dikkat edeceğiz. İtalya'da ve Avrupa'da hümanist diye takdim edilen 1600-1700'lü yıllarda kim varsa bilimi bir nokta öteye getirdiği söylenen, şimdi göreceksiniz Descartes, Kopernik, kim varsa bizim kahramanımızdır. Bizim ilham verdiğimiz, destek verdiğimiz, Osmanlı'nın beraberlik yaptığı insanlardır. Onun için asla aşağılık duygusuna kapılmayın. Eğer Osmanlı arşivleri o dönemlerde çıkarılsa zaten bunlar çok daha güzel ortaya konacak. Benim burada yararlandığım tamamen İngilizce literatürlerdir. Son 10'lu yıllarda çıkan, 1000'e yakın. Artı bendeniz bu konferansımı geçen sene Piri Reis, UNESCO'nun düzenlediği, biliyorsunuz ilan ettiği bir yıldı. Türk Tarih Kurumu'nun 100'e yakın bilim adamının katıldığı, ki bunlardan en aşağı 40 tanesi yabancıydı, Amerikalılar da vardı. Onlara aynı ilan nakletmişimdir ve hiçbir karşılık, hiçbir efendim muhalefet şerhi koyamamışlardır. Hepsi gerçektir, şimdi göreceksiniz. Şimdi bize öğretilen klasik tarih 1950'lerde başladı, bilim tarihi. Yani 1900'lere kadar kabul varken yapma bir tarihle şu an hepimizin hali hazırda okuduğu bilim tarihi 1950'lerde yazıldı. Leonardo da Vinci diye karşımıza çıkarılan ilk defa 1905'te çalışmaları başladı. Bu önemlidir tarih açısından. Yani daha evvel hiç bilinmeyen şeyler söyleniyor bu yıllarda. Mesela bu dergahı efendim kaç yılına kadar götürebiliyoruz sayın üstadım? Ben size hasreten de teşekkür ediyorum. Mustafa Özbağ hocamıza, üstadımıza bizi burada buluşturdu. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ve eğer biz böyle bir konuda bir aradaysak evvelallah şanslı insanlarız. Evvelallah Allah'a şükrediyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi bakın Christoph Kolomb da yok tarihte. İberya o dönemde İspanya hep yasaklıdır. Söylenmez bilim tarihinde. Halbuki Amerika'yı bulan diye biliniyor o kadar. Rönesans kelimesi yeniden doğuş denir. Nedir gerçekliği? 1300 yıllarda başlar, 1400-1500 ve en belirgin özelliği sözde eski Yunan ve Roma kültürünün canlandırılması olarak öğretiliyor. Bir de bilim devrimi var. Bilim devrimi için söylenen de
1500-1600'lü yıllarda Descartes ile başlamıştır. Evet. Şimdi Orta Çağ Avrupa'sı nasıldı? Endülüs aslında 711'den beri kurulduktan sonra kendi mefhumlarını Avrupa'ya yaydı. 1200-1300-1492'de Granada'nın yıkılışına kadar. Peki bu dönemde kilise, Latin Katolik kilise ne durumda? Hiçbir şekilde söylediğinden çıkılmaz. Yani bilim fikrine tamamen karşıtlık var. Bu bizde hiç olmadı. Kilise kurumu bütün hiyerarşisiyle krallar, soyluluk prensibi, halkta bölümler var. Eğer sen soylu değilsen alttasın, ayrılmalar var, sınıflar var. Ve Hristiyan günahlarının manevi kefaretine karşılık endüljans dağıtılıyor. Devam edelim. Temizlik özellikle yasak olduğu için hiç temizlik yapılmıyor. Bu bir dini üstünlük sayılıyor. Latin Katolik Kilisesi'nin verdiği bir şey. Hatta Endülüs'ün her geçen fetih yapıldığında karşılık tarafından, yani Hristiyan tarafından bütün hamamlar temizlik yıkılıyor. Bakın şu cümle bugünün tarihçisi tarafından, yabancı tarihçi tarafından yazılıyor. Latin Avrupa, yani 1400-1500'lü yıllar, %90 halk ve birçok kral okuma yazma bilmezdi. Kütüphanesi yok, halk pis ve cahildi. Yani İngilizce kitaptan alıntı, tercüme. Halbuki İbn Haldun karantina fikrini, yani enfeksiyon hastalıklarının izole edilmesi fikrini ilk defa tavsiye eden bilim adamıydı ve 1400'lerin başında bu Hristiyan krallar fetih ederken tam karşıt tarafa, yani Müslüman tarafına yenerken bu defa onlardan danışmanlık istedikleri bir dönemde olmuştu. İşte veba, Avrupa'da veba, o temizliğin tekrar yasak edildiği, Endülüs'ün yıkıldığı döneme çok gelir. Baktığınız zaman tarihe beraberdir, paraleldir. İbn Sina çok önemli bir isim. Aslında İbn Sina taraftarları var Avrupa'da. Abissinian diye. Bunun da değişik bir versiyon olarak farklı bir şeye oturtmuşlar. Abissinian. İbn Sinacılar var ve bunlar Fransa'nın hemen hemen birazdan göreceğiz. Güneydoğusunda yerleşik bir halk. O Latin Katolik kilise felsefesinden dışarıda ve bunlar üzerine 1215'li yıllarda Haçlı Seferi düzenleniyor Fransız halkına karşı. Niye? Endülüs ilkelerini savundukları için. Bu da şimdi ortaya çıktı. Albigensian Haçlı Savaşı'dır. Oksitan Savaşı'dır. Fransa'nın kendi halkına karşı yürütülen bir savaştı papalık tarafından. Evet. Şimdi Rönesans'a geldiğimizde niçin Rönesans çıktı diye söyleniyor. Eski Yunan Roma. Şimdi eski Yunan'a bakıyoruz. Milattan önce yaklaşık 1200'de başlamış. Ön Asya kültürlerinde milattan önce de 3. 1. yüzyılda bitmiş. Yani Hazreti İsa doğduğunda eski Yunan yok. O meşhur Sokratlı, Platonlu, koca koca efendim ki onların da biz erdemli insanlar, Hakk'a yakın insanlar olduğunu İslam kabul etmiştir. O dönemde kayboluyor sıfırda. Roma uygarlığına baktığınızda milattan sonra 5. yüzyıllardan sonra Roma'da yok. Evet. Şimdi şöyle bir tabloya baktığınızda eski Yunan milatta yok. Roma 5'te yok. Rönesans 1400-1500'de çıkıyor. Bilim tarihi ne oldu? Şimdi ispatlanan bir şey var. Biz şu anda pat diye bir bilim ortaya koyamayız. Örneğin internet icat edilmeden bankamatikler çalışamazdı. Birdenbire bilimin doğması mümkün değil. Orada o zaman bir boşluk var. Peki bu boşluğa bakın. Yani bunlar resmi tarihi bilgi. Bu tarihe baktığımızda 1500-1500 ile 1500 yıllar arasında ne var? Yani İslam'ın ortaya koyduğunun bilim tarihçileri tarafından hiç görmezden gelinmesi. O kadar açık, o kadar aşikar. Aslında Rönesans kelimesi tartışılıyordu. Halbuki acaba Re-Endülüsans çalışması mıydı?
Bu geçtiğimiz yılda yapmış olduğum konferansta da tarihte ilk defa bazı şeyleri yeni söylüyorum. Yani insanlık tarihi açısından yeni söylüyorum. Yeni bizim keşif ve keramete sahip insanlara ihtiyacımız var. Keşif ve keramet. Eğer bir ülkede keşif ve keramet yoksa o ülke çok hızlı ilerlemez. Biz Amerika'yı, Avrupa'yı göze alırsak, birazdan anlatacağım ilham verdiğimiz bu insanlar keşif ve keramet sahibidir. Biz neredeyiz? Kendimize bakalım. Bundan da ders almak lazım. Ben o günleri anlatıyorum. Şimdi Rönesans, Kuzey İtalya'da kurulan devletlerle başladı ve İspanya orduları 1527'de orayı işgal etti. Çok enteresan. İspanya orduları 1492'lerde Granada'yı bitirerek orayı kuruttu. Geldi, burada aslında takip ediyor. Aslında burada Hristiyan görünümünde bir ekip bir Rönesans çalışması içerisinde, bu da tarihte, acaba Rönesans niye bitti? İşte takip ediyorlar, sapkın diyorlar bu insanlara. İspanya'da kuruttuktan sonra İtalya'ya gelerek burada bunu sona erdiriyorlar. Nietzsche çok güzel bir şey söylüyor. Lütfen Nietzsche'yi okuyun. Nietzsche İslam dostudur. Bize ateist olarak öğrettiler. Bakın ne diyor? Latin Avrupa döneminde Hristiyanlık, antik dünyanın yani eski Yunan'ın, Sokrat'ın, Platon'un kültürüne ait hasattan Avrupa'yı mahrum etti. Hiç o hasadı öğretmedi. Daha sonra İslam kültürünün hasadından da mahrum bıraktı. Ve İspanya'daki muhteşem Endülüs kültür ve dünyasını ayaklar altına aldı. Derin saygısı var. Evet. Ve Rönesans için diyor ki, Hristiyan değerlerinin tamamen ters yüz edildiği bir dönemdi. Dahice bir girişimdi. Kim yaptı bunları? Morişkolar yaptı. George Saliba Kolombiya Üniversitesi'nden kitabı var. Getirmedim. İngilizce, Türkçe'ye çevrildi. İstanbul'a gelip giden bir hocadır. Kıymetli bir insan. Bakın Nasreddin Tusi ile İbn Şatır'ın gökyüzü modellerinin Kopernik modelleriyle 200-300 yıl evvel, daha önceden çoktan örtüştüğü. Yine Belting diyor ki Rönesans her şey ancak yeniden bir doğuş olamaz. Yani aniden bir doğuş, aniden bir ilerleme. Yani yarın şu gruptan hiçbirimiz çıkıp yeni bir bilgiyi söyleyemezsiniz. Bir altyapı bilgisi lazım. Ama bilimi aynen böyle anlatmışlardı. O açıdan söylüyorum. Ve diyor ki Saliba, İslam dünyasıyla Rönesans Avrupa arasındaki kuramsal teorileri görmezden gelirsek, bu cahil, veba içinde yaşayan, aslında kendi sapkın olduğu, sapkın takibi yapan ekibin birdenbire aydınlandığını söylemek yanlış olur. İşte Morişko dediğimiz Avrupa'daki bu ekip Osmanlı desteğiyle birleşecek. Birazdan göreceksiniz Avrupa'nın aydınlanmasını ve Kuzey Amerika'ya bu kültürün gidişini sağlayacak. Da Vinci bize yakındır. Geçen senelerde biraz değişik de olsa dizisi de yayınlandı. Türklerle ilişkisi diye söylendi, Osmanlı ile ilişkisi diye söylendi. Bakın, hiçbir insan da mühendis, ressam, heykeltıraşsa, bakın o kadar müzik, felsefeci, dünyada halihazırda böyle bir insan yok. Özel abartılı bir şey ortaya koymuşlar 1900'lerin başında. Daha evvel tanıyan yok bilim adamı olarak. Her şeyi onun üstüne yüklemişler. Da Vinci'ye atfedilen bütün çizimlerin, bendeniz buradan söylüyorum, Endülüs'e ait külliyattır. Bunların bir bölümü Amerika'dadır. Bu da ayrı bir konu. Bakın, Da Vinci'nin kendi yazmış olduğu eserlerinde sağ taraftan sola doğru yazdığı ve ayna ile okunabilen değişik bir yazım stili. Bu konunun 1919'da ölümünün 500. yılı olacak 2019'da. Bu nedenle çok büyük törenler hazırlanıyor. Belki bu benim dediğim konular Batı dünyası tarafından itiraf edilecek. Evet. Şimdi Rafael tarafından Rönesans dönemi. Bakın,
En önemli Atina Okulu tablosu diye, yani bilimin çıktığı bir tablo bu. Birazdan İtalyanlardaki Latinizasyon, Müslüman isimlerinin niye değiştiğine ilişkin hakikatleri göreceksiniz. Rafael de böyle bir insan uzantısı. Burası meşhur. Dünya bilim tarihi için önemli. 58 adet insan var. Okuyor, çiziyor, ders veriyor, düşünüyor, hayret ediyor. Bakın burada Pisagor. Seneler sonra anlaşılıyor. Evet. O zaman Endülüs'e bir bakalım kısaca. Aslında yaklaşık olarak 711 yılından itibaren Poitiers kadar Fransa'nın hemen hemen güney bölgesine kadar devam ediyor. Birçok kent kuruluyor. Ve o dönemde çok ilginç, İngiltere'de Offa kral 796'da La ilahe illallah yazan sikkeler bulundu. Bu tarihte biliniyor. Yani Britanya adası da bu işin içinde. Etkileniyor o dönemde. Evet. Devam edelim. Şimdi neler var? Endülüs'te astroloji, astronomi, botanik, düşünce devrimi, felsefe, tıp bilimleri. Ama emin olun Şam okulumuz var ya bizim. Osmanlı, Selçuklu. Zaten Endülüs onun devamı. Oradakiler buraya geliyor, buradakiler o tarafa gidiyor. Zaten o dönemde karmaşık. Yalnız bir konu var. Osmanlı ve Endülüs bunu iyi anlamış. Dönemimizde de Amerika iyi anlamış. Kozmopolit toplumdan yükselme çok iyi oluyor. Yani ırkçılık anlayışından değil, herkesi tolerans kabul eden, Hazreti Mevlana'nın dediği gibi ne olursan ol, gel diyen bir ekibin içinden bireyler gelerek daha yüksek başarıya erişiyor. Endülüs bu noktada bir miktar daha, bir adım daha doğudan ilerideydi anlaşılan. Evet. Şimdi yine söylediğim gibi Batı kompleksinin sona ermesiyle son 20 yıldır bu tür yayınlar çıkıyor. Tarih yazımımızı bizim bu anlatımımıza göre tekrar çok hızlı düzeltmeliyiz. Devam. Şimdi Endülüs vasıtasıyla 1200'lü yıllarda bütün Avrupa'ya yayıldı. Bu 1215'teki aslında Albigensian denen, belki de İbn Sina'cı Fransız halkı üzerine böyle bir efendim cadı hava. Magna Carta. Magna Carta bize hep özgürlük, özgürlük. Son dönemde ses yok. Çünkü Magna Carta'nın ne olduğu çıktı. Katolik Latin Kilise Albigensian Haçlı Savaşı'nı o dönemde sürdürüyordu. O dönemde Endülüs taraftarı istemiyordu. Kralı da kilise sıkıştırdı. Seküler bir karar değil. Dolayısıyla tam anlamıyla bir bozgun. Ve çok acı bir şey, aynı tarihlerde 3. Innocentius komünyon ayinini Latin Katolik geleneğine sokuyor. Şu anda yapılan, devam eden şarap ile Hazreti İsa'nın kanını. Bu çok önemli. Şöyle, kilise içinde bu yürütüldüğü zaman Hazreti İsa'nın canlandırıldığı fikrine varıp insanlar enteresan duygulara kapılarak o kişiye karşı ve kilise öğretisine karşı muazzam bir bağlılık hissediyorlar. Bu çok önemli. Fakat bu sonradan eklenme ve reformun Luther'i, işte Calvin'i dahil olmak üzere birçoğu komünyon ayinine karşı çıkıyorlar. Böyle bir şey yok diyorlar. Bir şarapla Hazreti İsa Aleyhisselam'ın, inandığımız peygamberimizin kanının bir alakası yok diyorlar. İşte bunlar da dediği için Haçlı Seferi'ni yiyorlar. Evet. Şimdi eski Hristiyan, biz bunları yaşamadık. Doğuştan günahkar, yani doğuyor, vaftiz edilerek bir nebze kutsanıyor ve bağlanıyor. Bu çok önemli. Bunları biz yaşamıyoruz ama bağlandığınız zaman her şeyle orayı kabul etmek zorundasınız. Bu çok önemli bir his. Vaftizi şimdi göreceğiz, Endülüs'ün üzerine uyguluyorlar. O zaman bu tip olaylara karşı anabaptist bir felsefe doğuyor Avrupa'da. O zaman buna kim sebep oldu? Kim karşı çıkabilir? Zorla vaftiz yapılan. Bunu itiraf etmek lazım. Ve
Bakın Paris Üniversitesi'nin Normandiyalı ilk rektörü Picard Siger de Brabant orada İbn Rüşdçülüğü savunuyor. Ve çok büyük kriz doğuyor 1270'lerde. Engizisyon Başkanı tarafından çağrılıyor. İtalya'ya kadar takip ediyorlar. O İtalya'ya gidiyor. Ama buna rağmen Avrupa'da yavaş yavaş bu akım, evet aslında insanoğlu Allah'ın en yüksek derecede yarattığıdır, masumdur doğuştan, daha sonra değerlendirilir fikirleriyle beraber Avrupa aydınlanmaya başlıyor. Şimdi İtalyan Rönesans'a geliyorum. Sicilya'da bir dönem Endülüs'e ait. Müslümanların altında, emri altında. O dönemde İberyan akademisyenler İtalya'ya geliyorlar. Bakın ilk haritalardan bir tanesi Norman Kralı 2. Roger tarafından İdrisiye yaptırılıyor. Bunlar tarihte biliniyor. 1154'te Book of Roger'ı yazıyor. Sicilya mektupları 2. Frederick'le beraber Hristiyanlarla çok yakın. O dönemde ismi Frederick ama şimdi Frederick'i tanıyacaksınız. Nihayetinde çok enteresan bir olay. İspanya'da Müslümanlar toprak kaybederken, İtalya'da da aynı şey cereyan ederken isimler, dedim ya size Avrupalı isimler sizi şaşırtmasın. İsimler, bakınız bu da tarihte söyleniyor ve bunun ismine latinizasyon deniyor. Richard, John, Pascal bu tipte. Ve öyle bir dönem yaşanıyor ki dini ne bilinmiyor İtalya'da, kilise yapılıyor. Bunun en önemli eserleri Müslümanlar tarafından yapılıyor. Şimdi tarihçi diyor ki, ne gönüldü ki, nasıl bir dönemdi ki idarede kilise yapılması isteniyor, Müslüman da geliyor, gereğini yapıyor. En iyi mimar, en iyi efendim mühendis, en iyi heykel tıraş olarak. Burası çok önemli, Rönesans açısından çok önemli. Bakın Richard, Peter vesaire, evet. Bu ismi iyi bilelim. Evet, Nietzsche'nin dünyanın harikası. Yarı Morisco, aslında Endülüslü bir Müslüman kökü olan ve Napoli Üniversitesi'nin Avrupa'da seküler denir, dinin anlatılmadığı, yani Katolik Kilise'den bağımsız, Padua yine aynı şekilde tıp tarihi için çok önemli. Kendisi Müslüman gibi giyiniyor, Arap bilginler bulunduruyor, Latin Katolikler içinde yarı kafir kral olarak tanınıyor. Muhammed'in müridi tanımlaması yapılıyor. İkinci Frederick. Ve Mısır Eyyubi Sultanı ile klasik o Haçlı seferleri sırasında Kudüs'te buluşuyor ve Ömer Camii'nde namaz kılıyor. Papalığa karşı defaatle aforoz ediliyor verdiği savaştan ötürü. Çok önemli bir isim değil mi? Bir Hristiyan. Görünümü altında Frederick ismi fakat İslami bir uygulama yapıyor. Dikkatinizi çekiyorum. Evet. Şimdi onun Napoli'sinden ve ailesi 2. Frederick'in Dante geliyor. Dante Rönesans için, Avrupa uyanışı için çok önemli bir isim. Ve soyadı Alighieri. Acaba Algeri mi? Algeri İtalyanca'da Cezayir. Mağripli anlamına gelir. Ve Dante'nin eserlerinde biliyorsunuz şöyle bir gerçeklik var. Tıpkı Hazreti Peygamber Efendimiz gibi sallallahu aleyhi ve sellem İsra ve Miracı anlatır eserinde çizimlerle. Beatrice diye bir kişiyle beraber çıkmıştır. Bazı insanları cennette, bazı insanları cehennemde, bazılarını Araf'ta görmüştür diye yazılan. Şimdi bakın bu ismi bilin ve bu çevrildi Türkçe'ye. Bu diyor ki tam anlamıyla aslında bir kopya yapıştırdır diyor. İslam peygamberinin bir papaz kökenli daha sonra Müslüman olduğu söyleniyor. Asim Palacios'un. Aslında İlahi Komedi kitabın ismi. Komedi. Dikkat ettiğinizde bazı insanları
Müslümanlığa ve bilme yakınları cehenneme yerleştiriyor. Bazı isimleri cennete, sanki aslında komedi yapıyor. Yani tersine yerleştiriyor. Dante'nin eserleri çok dikkatle tahlil edilmeli. Muhyiddin Arabi'nin kitaplarıyla örtüşüyor. Bu da bilimsel olarak hakikatli. Dante'ye bu ilhamı vereni sizin takdirlerinize sunuyorum. Evet. Netice itibariyle 1300 yıllarda İtalya'da Müslüman isimler silinirken o hissiyatlı insanlar Avrupa ismi almaya başlıyor. Bakın papalıkta da çok ilginç bir dönem yaşanıyor. Fransa'ya bir dönem Avignon'da Fransa'ya alınıyor İtalya'dan. Aziz Thomas Aquinas çok önemli bir isim Hristiyanlık tarihinde. Bu dönemden yetişmiştir. İkinci Frederick'in baronlarındandı. Ve bakın eserinde hiçbir zaman Latin Katolikliğini yazmamış. O dönemde aslında karşısında neredeyse kendini yakacak tabii. Düşünün 1600'de yakıyorlar. O dönemde yakmasınlar diye kurnazca eserler yazıyor ve aslında felsefelerinde bir düzeltme o dönemde reform başlıyor. Petrarca ve Boccaccio Rönesans'la çok eşdeş isimler ve bunlar Dante ile yan yana gidiyor. Bunlar bizim dostumuz. Evet. Şimdi bakın çok önemli. San Gallo ailesi. Bu yeni itiraf. Diyor ki Rönesans döneminde önemli mimarlar yetiştirmiş Floransalı bir aile. Medici ailesi için çalıştı ve bu sarayı inşa etti. Mimar. Bu ailenin değişik çalışmaları var. Fakat bunun evrakları arasında Bağdat'ta yapılmış bir usturlabın detaylı bir çizimi. Öyle ki Hafif'in Ali bin İsa adıyla attığı imzası bile kopyalanmıştı. San Gallo acaba niye böyle bir evrakı bulunduruyordu? Çünkü bu insanlar Endülüs kökenliydi ama isimleri mecburen değiştirmişlerdi. Belki de gizli yaşıyorlardı. Şimdi 1500'den gelip tam Endülüs'ün çöktüğü dönem çok enteresan. Takdir ilahi Osmanlı'nın çıkışı başlar. Evet, buradan haykırabiliriz. Kafirler. Kim? Gerçeği kabul etmeyenler. Hiçbir zaman nurunu söndüremez. Ebediyete kadar nurunu sürdürecek. Sen orada yıkarsın, burada başlar. Osmanlı çıkışa başlıyor. Evet. Devam. Endülüs'te sona eriyor. Granada'da yıkılıyor ve aslında yapılan anlaşmada aynı Endülüs'te nasıl Hristiyanlara, Yahudilere ortak tavır varsa biraz fazla vergiyle beraber yaşayabiliriz. Hristiyanlıkta da böyleydi. Ama anında bozuluyor 1500'lerde ve süratle vaftiz törenleri yapılıyor zorla. Böyle üstlerine sular atılarak bu insanlar kıyafetlerine zarar getirilerek kitap yakma ayinleri, binlerce kitap. Yani alın en büyük milli kütüphaneyi yaka 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 bitirin tamamen bağnazlıkla. 1500'lü yıllarda İspanyol Engizisyonu bunu yapıyor. Zaten burada bilim kesiliyor. Evet. Şimdi bakın Osmanlı yardımını analım. Piri Reis'in amcasıdır Kemal Reis. Kendisi de onun yanında Gelibolu'ludur, Çanakkale'lidir. Ve alıp defaatle Yahudileri ve Müslümanları getirmeye çalışıyor. Ama en büyük getirdiği Yahudiler. Müslümanlara ne oldu? İşte Müslümanlar isim değiştirdi ve yavaş yavaş bir yerlere dağıldılar. Çünkü Mağrip'teki müftüler aslında kiliseye gitmeye gidebilirler. Mekke'ye döner, Kur'an okuyabilirler. Eğer böyle bir şeye zorlanırsa, şarap için, içinden, kalbinden geçirerek bunu kötü bir şey olduğunu söylerler ve devam ederler. Evet. Ve nihayetinde bütün Arapça konuşma, yazma, İslami örnekler vesaireler, Morisco'nun ad soyadları 1567'de bir isyan oluyor. Bakın 1492'de yıkıldı diyoruz. 100 yıl sonra hala Müslümanlar buna karşı bir isyan geliştiriyor. Bu meşhur Akdeniz tarihçisi Osmanlı bizzat bu isyanın içindedir.
reformistler, reformist Avrupalılar. Nihayetinde çok yüksek miktardaki insanlar dağılıyorlar. Evet. Şimdi bu kimlik değişimleri o dönemde çok önemli. Bu isim noktasında Akdeniz tarihçisi diyor ki çok büyük gruplarda 15. yüzyılda enteresan Osmanlı'nın çıkışıyla beraber İslamiyet'e bir geçiş oluyordu. Öyle ki 1536'larda bazı tekneler Fransız mıydı, Türk müydü? Bunu ancak bazı kültürel özellikler gösteriyor. Ne isimler ortada, ne gemiler ortada. Enteresan bir dönemdir. 1500-1600 yılı. Ve burada isimler değişiyor. Mesela Leonor Hernandez 1592'de oğlunu Engizisyon'la, işkenceyle itiraf ettiriyorlar. Bunlar girilebiliyor. Yani bilim dergileri, bilim dergilerinden çeviridir. Tarihçilerimizin Engizisyon kayıtlarına dönmesi lazım. Bunlar itiraf ediliyor. Kendisine İslam'ı öğretmeye devam ettiğini, Kur'an'dan bazı Arapça yazıları okuttuğu. Madalena, yıkanmak yasak. Birisini yıkanarak böyle boy abdesti alır gibi gördüğü an bitti. Çık. Engizisyon ve ya ölüm ya başka. Ama hala yıkanıyor. Efendim Hernandez'in, Angela Hernandez, evini bir mescit gibi yaptı. Erkekler bu konuda tüketildiği için hanımlar düğüne ait, cenazeye ait, efendim farklı İslami kültürel özelliklere, ritüellere ait özellikleri sürdürmeye çalışan grup olarak kalıyor ve bayanlardan çok sayıda. Cadı avı da Avrupa'da bu yüzden bayanlara karşı sürdürülüyor ama itiraf edilmiyor. Evet, Miguel Cervantes aslında çok enteresan bir isim. Cezayirli Hasan Paşa tarafından 4-5 yıl kadar esir tutulduktan sonra Don Kişot'u yazar. Don Kişot'u okuyun. Çok enteresan, bizim bu savımızı, bu tezimizi çok iyi bir destek. Burada Sancho Panza, Almanya'da Augsburg, Hristiyan reformunun çıktığı yer, Hristiyan hacı ile karşılaşıyor. Şimdi diyor ki yazar, bir kişinin aynı anda bir Müslüman İspanyol ve bir Hristiyan Alman olabilme olasılığı. Bu romanda çok güzel anlatılıyor. İşte Avrupa'da yaşanan o dönem ve sonrakindeki hal buydu. Şimdi Morisco göçüne bakalım. Bir kısım mağribe döner. Fakat şu bize Rönesans'ı ve İtalya'daki şehir devletlerini anlatacak. Bu Balkanlara kadar geliyor. Fransa üstünden Benelux ülkelerine dağılıyor. Ve özellikle 1600'lü yıllarda İngiltere'de 1500'ün sonlarında 1. Elizabeth'in kutsal bir insan, mübarek bir insan demeli onun için. Onunla beraber bütün sarayında Morisco grubu yer alıyor. Bu insanlar, isimler farklı bir şekilde yerleşiyor. Bunlara geleceğiz. Balkanlar üstünden bu bölgeye geliyor. Languedoc'tan çıkıyorlar. Belki de Langazay'a geliyorlar. Evet. Fransa'da Languedoc, Provence, Bordeaux gibi kentlerde bazısı tek Allah inancıyla dönüyor, bazısı kripto kalıyor. Elizabeth İngiltere'si önemli. Ancak çok enteresan, İspanya işte bundan sonra savaşıyor ve Osmanlı'yla da karşı karşıya. Bakınız, o dönemde yapayalnız İspanya, enteresan ama hakikaten güçlü ve İtalya'ya, Fransa'ya, Hollanda'ya, Belçika'ya, İngiltere'ye ve Osmanlı'ya karşı. Şimdi tarihçiler dönüyor, diyor ki ya biz, bu Avrupalı, Amerikalı tarihçiler, aydınlanmada biz Latin Katolik Kilise'yle savaşıyorduk. Evet, bunun gücü kimdi? İspanyol. Kim vardı yanımızda? Endülüs Moriskoları ve Osmanlı. Biz ne yapıyoruz? Evet, bu soruyu Avrupa'nın ve Amerika'nın sorması lazım. Ne yapıyorlar? Bakınız, 1. Elizabeth, Hazreti Muhammed Aleyhisselam düşüncesine karşı kesinlikle kendisinin putperest olmadığını, Hristiyanların putperest olmaması gerektiğini ve İslami değerlere sahip çıkılması gerektiğini savunuyordu. Şimdi Osmanlı-Rönesans ilişkileri devam ediyor, Endülüs ilişkileri. Çok enteresan, Fatih Sultan Mehmet'le beraber bu arkeoloji biliminin kurucusu olarak bakılıyor, Pisicolli.
Halbuki arkeoloji tabii ki demiyor mu ki bize, gidin o eski yıkılmış viranelere bakın, ne kaldı ayaktaki? Bunu uyguluyorlar o dönemde aslında. İslam uyguluyor ama isimler böyle. Efendim bakın Bellini özel olarak çağrılıyor saraya. Ve bir süre sarayda kalıyor, Osmanlı Sarayı'nda Fatih'in resmini çizen ressam. Otranto seferi, ya şöyle düşünün, Belgrad'a kadar gelmiş bir ülke. 1480'de ne arar Otranto'da? İtalya'nın doğusunda. Yani Arnavutluğun karşısında, Dalmatya kıyılarının karşısında bir yer, Güney İtalya. Ne arıyor? Çünkü oradan çağrılıyor Osmanlı. Ve orada kripto Müslümanlar var yoğun miktarda. Kendisine o dönemde yardım edeceklerini söylüyorlar. Ve çok sıklıkla Apulya bölgesine uğruyorlar. Cem Sultan kitapta çok daha uzun uzun anlatılıyor. Cem Sultan dönemi çok enteresan. Orada aileler kurduğu, orada bir misyon sürdürdüğü ve Papa 6. Alexander'la çok yakın olduğu, onun çocuklarına karşı kültürel olarak çok sözler, söylemler, İslami kültürler vaaz ettiğini biliyoruz. Borgia ailesiyle. Bu da son zamanlarda televizyonlarda söyleniyor. Bakınız Granada kaybedilirken Osmanlı İtalyanlarla dostluk geliştiriyor. Evet. Şimdi şu Rönesans aile ve bireylerinin biz Morişko'yuz diye literatüre geçmiştir. Biz Morişko kökenliyiz. Milano dükü bakın Moro, Ludovico, Da Vinci'nin diğer Rönesans savaşçılarının hamisiydi ve Osmanlı yardımını bizzat istemişti. Yine Medici ailesiyle son derece Floransalı tüccarlar, bunlar Bursa'ya da çok geldiler. Efendim Lorenzo de Medici çok önemli bir isim, bizzat Rönesans'ın içinde. Cem Sultan o tarafa geçtiği zaman kaçış gibi gözüküyor ama sanki Truva atı gibi ve orada Fransa Sarayı ile Vatikan arasındaki ara buluculuğu yürütüyor. Şu dönemde Papa 6. Alexander Cem Sultan'a sahip çıkmış durumda. Borgia ailesi İslami bir kültür içerisinde belki. Yapılan eserler Rönesans ama İspanya ve Fransa takipte İtalya'ya giriyor ve Ludovico'yu esir alıyor. 6. Alexander ile 2. Beyazıt arasında birçok yazışma var ve neler var? Hristiyanlık açısından son derece. Bu Osmanlı arşivi o dönemlerde açılsa çıkacak. O taraf ancak bu kadar itiraf ediyor. Fakat bakın Charles diyor ki Hristiyan dünyasının lideriyle Osmanlı Türk Sultanı arasında bir işbirliği. Evet, yepyeni bir bilgi. Ve Fransa'ya karşı Milano, Floransa, Bologna. Bakın Bologna dediğinizde tıp şeyleridir bu. Oo, Bologna, tıbbın kurucusu. Bunlarla Osmanlı ve papalık tam bir ittifak hali. Napoli kralı Osmanlı'yı Brindisi ve Otranto'yu teklif ediyor. Milano'yu yöneten Ludovico Sforza Venedik'e ve bakın şu çok değerli bir savaş. Yine Piri Reis'in amcası Kemal Reis ve Burak Reis'lerin Sapienza. Esas savaş, incelenmesi gereken savaş bu. Ve bu savaş hemen hemen Mora Yarımadası'nın Korint Boğazı civarında gerçekleşiyor. Venedik donanmasını yeniyor. Efendim Göke diye o dönemin en yüksek teknolojili gemileri kullanılıyor. Ve Osmanlı bu dönemde bir savaş yürütüyor. Osmanlı-Venedik savaşları. Şimdi 1500 yılındaki kişilere bakıyoruz. François, Fransa'nın başında. Daha sonra Henry geliyor. Kanuni bir uzunca dönem Osmanlı. Papalık var. İspanya'da 2. Filip ve Şalken ama Kraliçe Elizabeth son derece önemli bir insan. Ve Avrupa'da reform. Şimdi Protestanlık tek bir din değil. Bunu söyleyerek kapatma var. Aslında reforme bir din demek lazım. Dinde reformasyon. Ve Martin Luther'e takılmamak lazım. Martin Luther son dönemde birçok yazar tarafından aslında gerçek reformist değildi diyorlar. Kopernik'i bile zibidi bir astrolog olarak aşağılamıştı. Ama bakın çok daha başka kahramanlar var. Bunlar
bize yeni söyleniyor, yeni öğreniyoruz. Mesela bir tanesi Thomas Müntzer. Thomas Müntzer'in bugün gittiğinizde hala heykelleri Demokratik Almanya, Doğu Almanya diye tabir ettiğimiz Almanya'nın kahramanı. Bakın bu 1521'lerde başlayıp 1525'lere kadar süren Köylüler Savaşı'nda komünyona karşıyım diyor. Yani o şarap ayinine karşıyım diyor. Latin kilise karşıtı manifesto yazıyor. Köylüler Savaşı Alman Anabaptistlerden Melchior Hoffmann da gerçek Hristiyanların Türklere karşı savaşmaması gerektiğini söylüyor. 1500'lü yıllar. Ve 1527'de bu meşhur bir Hristiyan konfesyon, Michael Sadler diyor ki Türkler topraklarımıza gelirlerse onlardan ziyade bu Latin Katoliklere karşı savaşacağız. Ve Mohaç Savaşı ve Viyana'ya davet, bakın ondan sonra geliyor. Tarihi böyle değerlendirmek lazım. Yani alıp kılıcı eline gidip biz insan öldürelim diye giden bir kültür değil. Şimdi bakın bu terminolojiyi de bu çalışmada açtık. Bu çok önemli. Huguenot dediğinizde aslında Amerika'da ve Avrupa'da yeniliğe o dönemlerde talip olmuş, birçok yenilik getirmiş bir ekip. Calvinist anlamında kullanılarak o da kapatılıyor. İlk kez bu meşhur Tours şehri, Endülüs'ün fetihlerinin bittiği kenttir. Oradan başladığı söyleniyor. Özellikle Kuzey Amerika dahil birçok ülkede bilimsel kültürel. Aslında Huguenot neydi? Evet. Şimdi Osmanlı donanmasının Toulon'da. Bunu hiçbirimiz bilmiyoruz değil mi? Kanuni Sultan Süleyman dönemi, Barbaros Hayrettin Paşa bir kışı Fransa Toulon'da Fransız kralı François'un çağrısıyla geliyor ve Osmanlı'yla 30 bin kadar savaşçı Nice alıyor. Fakat bir kış dönemi bu. Cami dahil, bir pazar yeri dahil orada iç içe Fransızlarla yaşıyor. Ancak hatırı sayılır bir fetih gerçekleşmiyor. Bu dönemler Hristiyanların reform geçirdiği dönemler. Bu çok önemli. Şimdi bakın Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransa, İngiltere ve Almanlara verdiği önemli bir maddi destek var. Toulon'da bir donanma üssü olmuş. Peki ne yapılmış? Evet. Bakın Fransız din savaşı var o dönemde. Huguenot kavramının içinde, Hollanda isyanının içinde, Orta Avrupa'da gelişen din reformu, bir de biraz sonra göreceğiz deniz dilencileri adı verdiğimiz bir korsan grup gelişecek. Evet. Şimdi Garp ocaklarına bakalım. O dönemde bir de Kuzey Afrika'daki fetihler başlıyor. Tunus, Cezayir, Libya bölgesi, Trablusgarp ve bunlarla esas ocak ismi Yeniçerilerin kurdukları için bu bölgede Garp ocakları hakimiyeti başlıyor bu bölgede. Ve özellikle de Morişkolar zulüm gören ve Avrupa'daki birçok reformist insan bu ekibe katılıyor. Bu İngiltere'den bir yazar, Nabil Matar, biraz evvel üstadımızla konuşurken, Mustafa Özbağ üstadımızla konuşurken söyledik, Türkler, biz söylemiyoruz bunu. Bir Türk söylemiyor. Bunu bir buradan birisi söylemiyor. Nabil Matar diyor, Türkler Amerikan kıtasına ulaşmışlardır. 1636 tarihinde Fransızlarla Türklerin Kuzey Amerika'nın New England yani Boston eyaleti, biraz kuzey ve doğu, gelerek tüm İngilizleri şaşırttı. Bunlar vesika ama en hafifleri. Evet, şimdi ben size göstereceğim. Bakın burada Fransız din savaşlarının içindeki meşhur Fransız donanma komutanı, Gaspard de Coligny, kahraman. Barbaros Hayrettin Paşa orada. O dönemde Fransa ile Osmanlı, Kuzey İtalya'ya karşı savaş yürütüyorlar. Ve bu insan Fransız savaşları içerisinde yer alan bir kişi ve Huguenotların içerisinde İspanya'ya karşı savaşıyorlar ve Müslüman olduğu söylenen Hollanda kurucusu, bunu da bir Hollanda'da kültür müdürlüğü yürütmüş bir insan son dönemde yazdı, Orange Müslüman oldu diye birbirlerine kız vermiş bir aile. O dönemde Fransa'daki reformistler şunu yapmak istiyor. Biz Katolikleri yenemiyoruz İspanya'yı. Yanımıza Osmanlı'yı da alalım.
onların kültürüne uyuyoruz. Hollanda ile beraber bir ittifak. Heik lafı Hollanda'dır. Arkasından gelen Ottoman, Otto, Huguenot kavramı aslında bir Hollanda, Fransa, Osmanlı kavramıdır. Şimdi bakın, çok önemli bir olaydır. Fransız din savaşları içerisinde koloni tüm desteğiyle bu birlikteliğe güç veriyor. Denizci amiral ve çok enteresan olaylar yaşanıyor. Mesela o dönemde Katerina de Medici'yi büyükelçi gelerek o son dönemlerde uyarıyor. İşler kötüye gidiyor olarak. Bu da İspanya kralını son derece kızdırıyor. Fakat öyle bir katliam yaşanıyor ki San Bartolomeo günü katliamı olarak geçiyor. Fransa'da ve özellikle Paris'te bu işbirliğini yürütenler, bu kültür hareketini yürütenler tek tek evlerinde işaretlenerek imha ediyorlar ve bu hali hazırda Protestan dediğimiz insanlar için çok büyük bir üzüntü kaynağı. Katolik Engizisyon Latin Kilisesi, bunu hep söyleyeceğim. Şu günkü kilise için bir şey söylemiyorum, o döneme söylüyorum. O dönemin en büyük suçu olarak görülür. Evet. Şimdi Fransız reformistler, İngiltere ve Hollanda ittifakı başlıyor. Bakın, İspanya deniz kenarı, İngiltere. Bu İngiliz tarihçinin yazdığı bir gerçek. Diyor ki, 1580'lerde İspanya ile bu İngiliz donanması kapışıyor. Birinci Elizabeth filmini seyrederseniz bunu göreceksiniz. Türkçe'ye çevrili versiyonu var. Elizabeth filmini seyredin. Burada donanmanın çok enteresan insanlarca desteklendiğini göreceksiniz. İngiliz donanması İspanya Katolik Engizisyonu'na karşı özellikle Garp ocaklarından, Osmanlı'dan muhteşem bir yardım alıyor. Ve deniyor ki o dönemden sonra İngiliz donanması bir mit oldu. Yani çok güçlendi ve bir isim yaptı. İşte biz de diyoruz ki o zaman Çanakkale'de ne arıyordun? Biz seni en yüksek noktaya getiren ilhamın, gücün kökeniydik. Evet, nihayet bakın niye Hollanda'yı vurgulayacağım? 1609'larda ve 14'lerde kesin olarak İspanya'dan bu gizli yaşayanları da tespit edip çıkarmaya karar veriyor. Çok önemli bir tarih bu ve Hollanda'ya göç başlıyor. İşte çok ilginç şu dönem Amerika'daki kolonizasyon. Ve bu dönem 1621'e 22'ye bağlanacak. Bizim hicretimiz ve hangi tarihlerde? 622'lerde. 1000 yıl sonrasını şimdi beraberce göreceğiz. Şimdi Babali ile Hollanda kurucu atası arasında bu dönemde Müslüman olan Orange ile Hollanda ile çok yakın ittifakımız var. Bu vesikalarla sabittir o dönemde. Niye Hollanda önemli? Çünkü İspanya'ya karşı artık onlar savunmaya. Fransa çöktü. Hollanda başladı ve o dönemde deniz dilencileri diye bir ekip çıkıyor. İçeriden de Morişkolar 5. kolon olarak onları destekliyorlar. Mesela Hollanda'da Leyden'in kurtarılması hala her yıl kutlanırmış 1574'lerde. Kurtarılması her yıl. Ve buradaki Türk katkısı gösterilmiş. Evet. Bakın ne diyorlar. Diyor ki, o dönem Hollanda'sında Katolik olmaktansa Türk olmak daha evladır. Türk bayrağı çekilmiş gemiler ve boyunlarında gümüş yarım ay. Bakın burada Hollandaca yazılar. Liever Turks than Pops. Türkler Papa'dan daha iyidir yazmışlar 1566'larda. Evet, bunlar yazılıyor artık. Devam. Gözen diye bir grup doğuyor ve Müslüman Morişkolar Hollanda limanlarına uğruyorlar. İşte şu dönem çok önemli. Bakın, bunu Wiegers diye meşhur bir yazar var, tarihçi. Diyor ki, Cornelius Haga 1609'larda geliyor ve bu dönemde hem Granada Morişkoları hem Osmanlı İstanbul'da Hollandalıyla beraber ve Aziz Mahmud Hüdayi ziyareti gerçekleşiyor. Sultanahmet dönemi ve Atlantik'e doğru bu grubun açılması. Deniz var, Atlantik var ve Hüdayi var. Buyurun. Burada Lale.
Lale çok önemli. Avrupa'da laleyi aramak lazım. Lale tülbentten geldiği için tulp diye Hollandaca. Aslında Allah lafzını andırdığı için son derece önemli. Bunu birazdan göreceğiz. Şimdi buradaki olay ne? Osmanlı buraya kadar geldi. Burada şu sularda Garp ocaklarının korsanları hakim. Osmanlı şuradan Balta'ya çıkmayı hedefliyor ve Hollanda ile buluşacak. Bütün mesele bu. Bu çok önemli bir strateji. Dolayısıyla Osmanlı'yı suçlarlar. Bir Atlantik vizyonu yok muydu diye. Vardı. Garp ocakları üstünden yürüyen çok önemli bir vizyonu vardı. Ve Lale. Şimdi bakın bu yeni çıkmış. 16. yüzyılda Hollanda'da yaşamış olan Arsenius ailesi usturlabı Latince olarak Avrupa'ya kazandıran bir aile. Ve aile Arapçaya vakıf. Aynı şeyi Kopernik için diyor. Kopernik tıpkı İbn-i Şatır gibi o dönemin yazısını yazmış. O zaman nasıl alır? Arapça biliyordu Kopernik. Nasıl temas olur? İşte bu Morişko tezi bunu açıklıyor. Ve bu Arsenius ailesi orijinal usturlap böyleyken Allah lafzı yerine laleleri yerleştiriyor. Şimdi karşınızda bilinçsiz bir toplum var. Siz de her şeye hakimsiniz. Sizin için lale Allah demek. Yazmış oraya. Mesele bu. Descartes de öyle demiş. Düşünüyorum, öyleyse varım. Onun için söylüyorum. Başka bir şey için değil. Bakın neler yapmış. Diyor ki 1616'da bu çok önemli. Hollanda piresi bunun da Müslüman Moriş zaten. İspanyollara karşı savaşıyor. Fransız olarak geliyor Hollanda'ya ve İspanyollara karşı savaşıyor. Böyle bir insandan bahsediyoruz. Fransız. Tipine bakın. Katoliklerden dinsiz damgası yiyor. Ve yazdığı kitaplar İmam-ı Gazali'nin kitaplarıyla karşılaştı. Ve diyor ki sahneye maskeyle çıkıyor. Ve bu insan çok enteresan. İsveç kraliçesi Kristin'in eğitimi için Stockholm'a gidiyor. Kristin ve ailesi de o dönemde Osmanlı'yla iç içe. Kraliçenin babası Osmanlı'yla anlaşma halinde. Bakın o yıllarda. Ve Descartes'in daha sonra Fransa'da müzelerde çeviri kitaplarda kendi el yazısıyla Arapça üzerinde çalıştığı görülüyor. Şimdi bize Descartes'i nasıl söylerler size karşıydı diye. Kimmiş aydınlanmanın acaba esas sahibi? Evet, tekrar ediyoruz. Heik, Hollanda, Ottoman, Osmanlı ve Morisco. Bu grup Hollanda'ya, Fransa yıkıldı. İngiltere mücadeleyi kazandı, fena değil. Ancak Hollanda'da önemli bir çekirdek oluştu. Bakın bu da böyle. 1609'da Morişkolar Amsterdam'a geldi. Bu yıl niye önemli? Çünkü birazdan göreceksiniz Amerika'ya gidiş. Son bölüm kaldı. Amerika'ya gidişle Hollanda grubunun ne kadar etkin olduğunu hep beraber göreceğiz. Bakın bin evlik bir alan, Türk gibi davranışları, şu şekilde yerleşimleri. Evet. Burada şunu zikrediyoruz. Bunu hatırlatıyorum. Sözde İngiliz olan, İngiliz isimli kişiler Hollanda'ya geçiyorlar. Elizabeth'ten sonra zulüm gördükleri için 1. James diye bir kral geliyor. Sonra Hollanda'ya geçerek buradan Boston tarafına, New England'a ayak basıyorlar. Geçirdikleri dönem bu. 1620'de çıkıyorlar. 21'de ilk defa Şükran gününü kutlayacaklar. Böyle bir gemiyle geliyorlar. Ve ben şaşırdım. Plymouth'a gittiğimizde Boston'un güneyinde Kızılderili heykeli. Nasıl bir heykel? Çünkü bu giden gruba kucak açmış Kızılderililer. Yemeklerini paylaşmışlar. Teşekkür olarak ilk defa beyaz insan gittiği zaman bu şükran sağlanmış teşekkür olarak. İlk anlar kavgalı değil deniyor. Evet. Bunu bir hatırlatıyorum. Türkleşmeye geçiyorum. Şimdi şöyle bir olay var. Bakın. Bu 1. Elizabeth dönemi ve A Christian Turn to Turk diye bir eser ortaya konuyor. Meşhur Shakespeare'lerin. Shakespeare de bizden bir insan. Bunu da tarih kanıtlayacak. Orada meşhur Türk olan, Müslüman olan İngiliz
korsanı. Bu Karayip korsanlarındaki John Ward anlatılıyor. Meşhur bir kişi ve Tunus'ta yerleşiyor. Birçok İngiliz'i beraber Müslüman haline getiriyor. Tıpkı bu aynıyla literatürün demesi Türkler gibi davranırdı, şarap içmezdi efendim diye devam ediyor, öyle giyinirdi diye. Evet. Bakın o dönemlerde çok sayıda Türk cümlesinden bahsediliyor. Devam edelim. Ve deniyor ki aslında Türk dendiği zaman Müslüman olduğu söyleniyor. Yani Türk ve Müslüman kavramı eşdeğer olarak görülüyor ve Türkler böyle bir ünvanı almış oluyor. Martin Luther'in kitabını biliyoruz ve şöyle düşünün. Bir bestekar çıkıyor ve Türk marşı besteliyor. Öyle şey değil bu. Viyana önünde dıgıdık dıgıdık gelmiş. Ondan sonra ben bir besteleyeyim demiş. Gönül vermeden bir sanatçıya ne bestelebilirsiniz ki? Bugünkü ilimle, gönülle size soruyorum. Bakın Beethoven'in de Mozart'ın da hangi millete kompozitörler beste yapmış? Değerlisiniz. Bunun değerini hep beraber bilelim. Evet. Şimdi Garp Ocakları ve Korsanlık. Bakın sayısız Hollandalı, Benelux ülkeleri, Belçika, Danimarka Müslümanlığa geçerek isim değiştiriyorlar. Murat Reis oluyor, Süleyman oluyor ve bu korsan grubuyla bizim Garp Ocakları hemdem oluyor. Bu çok önemli bir dönem. Bakın bu da böyle. 1600 yılında Boston'a 3 mil uzaklıkta Türklerin karaya. Bunlar ancak itiraf edilen seçme cümleler. Evet. Şimdi Hollandalılardan bakın bunu da yeni gördük. Henry Hudson meşhurdur. O yukarıdaki Kanada'daki körfezi. Ancak esasen bu da bilimsel. Tuzlu suyla tatlı suyu karışmadığı bilinen meşhur Amerika'daki Hudson nehrinin bulucusu. Ve İngiliz kaşif olarak değerlendiriliyor. Ancak bakınız Türk yarım ayı diye adlandırılan hilal amblemi yerleştirilmiş. Ve flamayı Türk Osmanlı flaması Henry Hudson. Tarihçilerimiz lütfen ilgilensinler. Evet. Şimdi diyor ki bu çalışma aslında Amerika'nın kurucusu Hollandalılardır. Burada hiç şek şüphe yok diyor bu çalışmada. Biz de buna tamam diyoruz ama Hollanda'daki İngilizler değil. Evet. Pilgrimler diye bir grup var. Gidip Plymouth'a yerleşen. Bunlar yaklaşık 101 kişi olarak gidiyorlar. Bu Amerikan tarihi için, Amerikan demokrasi tarihi için çok önemli. Onlara azizler olarak bakılıyor. Bunlar ilk kurucular. Şimdi Amerika'da öyle bir olay var ki 18. yüzyılda birçok Hollanda hayranı. Bakın Benjamin Franklin'i tanımayan yok. Enteresandır. Hollanda'da da o dönemde Türkomanya. İşte size bir gerçek. Bakın o Sale dediğimiz Fas'ın altındaki bir bölgede İspanyol kökenli bir Morisco ve New York'un kurucusu olarak o zaman New Amsterdam deniyor New York'a. Bu insanlar berbat Türk lakaplı olarak geliyor. Evet. Şimdi Kaptan John Smith ismi de önemli. John Smith ismi haritacılıkla son derece iç içe geçmiş bir isim. Bunu biliyorlar. Kaptan Smith de enteresan bir şekilde İspanya'ya karşı savaşıyor. Ve sözde Osmanlı'da esaret yaşamış. Daha sonra da çok enteresan kitaplar yazarak Jamestown'u, Virginia'yı kuran kişi bu. Ve bir koloni nasıl kurulur diye kitap yazmış. Şimdi Osmanlı'da esaret yaşadığı tekrar itiraf ediliyor bu insanın. Ve bunun yazdığı kitapta çok açıkça belirttim. Esaret sırasında kültüre karşı, Osmanlı kültürüne karşı son derece saygılı hislerini de kitabında dile getiriyor. Bu noktada son derece önemli, son dönemde Pocahontas ve şöyle söyleniyor. Kaptan Ward gibi Müslümanlığa döndüğü ve Mariblilere yani Morisco grubuna Garp Ocakları'yla savaştığı. Şimdi John Smith haritası bu meşhur. Deniyor ki sayfalar seyir sırasında not aldı, kroki çizdi. Yerleşimlerin kaydı için pusula kullandı. Yerlilerden bilgi aldı. Bakın harita nasıl çizilmiş.
Gitmiş yani. Evet. Şimdi Piri Reis tek tek çizmiş. Üstteki parça kayıp, Kuzey Amerika parçası kayıp. Efendim olağanüstü, vahiysel vesaire. Kristof Kolomb'un haritası yok. Bilim tarihinde Kristof Kolomb'un haritası yok. Piri Reis'in de böyle bir haritası var. Şimdi siz bunu gökten vahiyle mi çizdi diyeceksiniz, yoksa sıra sıra gezdiler, oraları çizdiler mi diyeceksiniz. Takdirinize bırakıyorum. Pilgrimler göç ediyor. Şimdi 1610'larda bakın Leyden, biraz evvel söyledim, Müslüman Türk katılımı, Leyden çok mübarek bir yer. İnşallah farkına varmışlardır, biliyorlardır. Bildiklerine de eminim. Bunun ilk babalarından İspanyol Savaşı'na katılmış. Hollanda'da İspanyollara karşı savaşmış. Gene aynı isimler. Ve Plymouth kolonisi ilk koloni olarak biliniyor. Devam edelim. Burada demokrasinin tarihçesi olduğu, İngilizlerin sözde gidip mutlu olmadığı klasik tarih bu. Ama dini inançları kesin belirsiz. Hala onlara Yahudi, onlara efendim Hristiyan, kimse bir şey söyleyemiyor. Şükran gününün de orijini belirsiz. Şimdi İngiliz limanlarından ancak 635'tekiler biliniyor. Daha evvelkiler bilinmiyor. 1620'dekiler bilinmiyor. O dönemde sadece anlattık, İngilizler yok. Mayflower gemisi, hep o isim söyleniyor. Bir de normal ki İngiliz kimliği gibi değil, normalde olduklarından farklı davranma şeklindeler. Evet. Buradaki cümleler şunu kastediyor. Aslında bunlar yazımlarında reformistlerin savunduğu gibi de yazmıyorlar. O dönemki İngiliz kralına biraz yakınlaşmaya çalışıyorlar. Çünkü aşağıda İspanyollar var. Birine yakınlık sağlamak zorundalar. Biraz politik bir manevra hali var. Aslında Portekizli, Hollandalılar gibi İspanyolca ve İngilizce konuşmayan bazı Amerikalıların göç ettiği noktasında tarihçiler iddia sahibi. Devam. Bu insanlar son derece eşitlikçi, fanatizmi olmayan, yerlilerle iyi ilişki kuranlar ve Avrupa'da eziyet çektikleri anlaşılanlardı. Bakın, bundan sonrası çok önemli. Aslında kral Katolik geleneğin sürmesine rağmen o dönemde İngiliz Püritanı demek zıt oluyor. Evet, daha farklı insanlar. O halde Pilgrim liderleri otoritelerine destek ihtiyacı olduğu için belki de İngiliz hükümetine yakın gözükmeye çalışıyorlar. Örneğin şöyle bir yazım var. Bir miktar alkol aldıklarına neden olduğu, bu meşhur Amerikan tarihçisi ilginç bir şekilde bir cümleyle tuhaf karşıladığını söylüyor. Bunlar çok enteresan ve John White diyor ki aslında Plymouth'a gitmeden önce Müslümanlarla beraber olmuşlardı. Devam. Şimdi burada birçok şey yazılıyor. Teoloji deniyor. Pilgrimlerin dini bilinmiyor. Evet. Şimdi yeni şey söylüyoruz. Ama bu meşhur tarihçi William Bradford, Amerikan tarihçisi diyor ki ilk sayfalarda psikoposluk ve papa ritüellerinin kötü taraflarını anlatıyoruz. Dini seremonilere katılmaya mecbur yok. Aslında cumartesi pazar ayinleri yazım altındadır bu dinlerde. Böyle bir şeyi kaldırmışlar. Bilinçli olarak Anglikan, yani İngiliz pratiğinden daha farklı antikatolik özellikler taşıyorlar. Evet. Bakın burası çok önemli. Heykel, resim, portre yapmayı Katolik ve Anglikan ritüeli saymışlar. Bundan kaçınmışlar. Çiçeklere ait tasarımlar ve geometrik şekiller çizmişler. Çiçeklere ait tasarımlar. Katolik ve Anglikan müzik bestelerini reddetmişler. Ve kilise hikayeleri yazmamışlar. Bunlar klasik kilise. Evet. Yahudi'ye ait olan dini ritüellerden de çok daha farklı. Çok kısaca geçeyim. Bu kadarıyla söyleyelim. Evet. Ve nihayet aslında tek bir tanrı ile ilişkili olduklarını ve ona bağlılıklarını söylemişler.
Normal Yahudilik ve Hristiyanlıkla ilgili bazı günlere ait fikirlerini saklamışlar. Doktrinden ziyade daha çok gerçekçi olmuşlar ve devam etmişler. Şimdi ibadetine bakıyoruz. Bakın. Bir tanesi bir giriş konuşması ve şükür. Diğeri bir ihtiyaç ve sıkıntı ile Tanrı'ya yöneliş. Şimdi bu yabancı Hovey diyor ki bir yön için bunlar Tanrı'ya bir çağrıda bulunurlardı. Yön. Size ne anlatır? Bir yön arıyorlar. İbadet yaparken. Bir yöneliş başlıyor ve bir çağrı var. Ve daha sonra ibadetlerinde kısa süreli pozisyon değişikliği var. Evet. Oruç tuttukları biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran Günü esasen Protestan bir ritüel olarak bilinir ve Katolik Kilise hep buna mesafeli. Bunlar biliniyor. Hindi avına çıkarlar. Bu turkeyi göreceğiz birazdan. Ve ailenin hayırlı oğlunun, ailenin bir araya geldiği, daha evvel hiç olmayan bir Hristiyanlık geleneğindeki hadise. Her yıl kutlanıyor hali hazırda. Evet. Şükran günü ilk kez 1621 yılında, biraz evvel bahsettiğim gibi yaklaşık 1000 yıl kadar sonra hakiki hicretten. Bu gerçekleştirilen pilgrim sözü bir hicret aslında. 3 günlük bir eğlence ve Kızılderilileri çağırdıkları, turkey, vahşi hindi yedikleri, kabak turtası yenme hali ve nihayet Kasım'ın 4. Perşembe günü her yıl bu bir ritüel olarak ilan ediliyor. Evet. Şimdi bakın, hindi, fasulye ve bal kabağı. Bal kabağı o dönemde Turkish cucumber olarak, yani esas ismi o dönemde Avrupa'da ve Amerika'daki kullanımı. Ve hindi o kadar öne çıkarılıyor ki Hollanda hayranı olan meşhur Benjamin Franklin o kadar yoğun baskı altında tutuyor ki o dönem çevresi Amerika'nın amblemi hindi olsun. Turkey olsun. Evet, bal kabağının Turkish cucumber olduğu, kestanenin Türkiye'den geldiği, Mısır'ın yine o dönemde Türk etiketli olduğu. Evet, bunlar söyleniyor. Yaban mersini şöyle baktığımızda Kuzey Amerika ile Türkiye'de ve Benelux ülkelerinde enteresan bir yakınlık. Evet. Bu konuda da enteresan bir çalışma çıkacak yakında. Evet. Şimdi acaba şöyle olaylar yaşandı mı? Biz hindi diyoruz. Onlar Türk diyor. Yerlilere çok iyi davranmışlar bu ekip. Böyle bir şey oldu mu? Ama şimdi Meluncan diye bir hadise bizi şaşırtıyor. Bakın, Meluncanlar hakkında birçok kitap yazıldı. Bunlar arasında Abraham Lincoln, Elvis Presley, Kennedy ailesi, Ava Gardner, bir evvelki İstanbul Başkonsolosu, birçok yazara göre Kuzey Amerika'ya göç etmiş Morisco, fakat genetik çalışmalar yapılmış. 3 ırklı bir topluluk olarak yerliler, beyazlar, beyaz Akdenizli ama Orta Avrupalı, Orta Asyalı, tam dediğim koloniye ait ve Negro olmayan Morisco, Türk, Kızılderili, Orta Avrupa. Bu ekip belirli. Apalaşyan dağlarında. Ve Kennedy diyor ki, bu bir yazar, bakın kitap olarak bastırmış, Meluncanlar Osmanlı Türkü ve Portekizli olabilirler. Bunlar Hollanda'dan da gelmiş olabilirler ve burada karışmışlar. Karışık bir topluluk bu. Ve hatırlarsanız bir kan kampanyaları gitmişti aynı seneler, 90'lı yıllar Babuna tarafından. Bazı çalışmalar yapıldı. Biz bu çalışmaların gerçek sonuçlarını bilemiyoruz. Acaba Amerikan toplumuyla, genetik Kuzey Amerikalılarla bizim ilişkilerimizi, bunu açıklamadılar ama Kennedy bunu yazdı. Osmanlı Türkü diyor, evet. Şimdi
Bakınız bu çok önemli bir isim. Romero Barcelo, Porto Rico valisi diyor ki Şükran Günü aslında Kuzey Amerika ile Güney Amerika. Güney Amerika kuranlar biraz evvel anlattığım Latin Katolikliği uygulayan İspanyollar. Kuzeyi kuranlar için bir bilimsel yazım yok. Fakat diyor ki çile çekmiş ve eziyetten kaçanlar. Halbuki İspanya'da güç, din ve otokratik yönetim anlayışı ile kuruldu Güney Amerika. Bu nedenden bir şükran günü ortaya çıktı diyor. Bakın ilk şükran günü ya Ağustos ya da Ekim ayı o yıl içerisinde 1621'de. Evet. Şimdi Ağustos'un sonuna baktığımızda Hicri'ye göre size 3 günlük Ramazan bayramı çıkıyor. Ekim'e baktığınızda Hicri'ye Kurban Bayramı çıkıyor. Aslında bu insanlar biraz evvel ibadetleriyle anlattık, gidiş tarihleriyle, yönelişleriyle anlattık. Bu kültür sahibi insanlarda Müslümanlığın ve Türklüğün Kuzey Amerika'da direkt izleri var. Evet. Acaba yanılıyor muyum? Dedim. Amazon'dan getirdiğim kitapta July 1623 diyor ki Fasting and Prayer. Dua ve oruç günleri. Bakıyorsun Hicri 1032'de Ramazan ayı. Aynı bu tarihleri Hicri olarak yaşadığımız gibi. Evet. Bendeniz bu fikriyatımı, bu konferansımın Amerikan bölümünü Amerikan tarihçilerin önünde Türk Tarih Kurumu'nun düzenlemiş olduğu İstanbul'daki toplantıda sundum ve hiçbir eleştiri almadım. Birisi bana nasıl buldun dedi. Şimdi son ilahi mesaj şu. Güney'i kuranlar Engizisyon meraklısı, baskıcı, hep benim dediğim olacak, sapkın takibi yapanlar, kuzeyi kuranlar, sapkın olarak bakılan, bir Allah'a inanan ve eziyet çekmişler. Hangisi bugünlerde nereye gelmiş? Teknoloji, kültür olarak kıyaslayın. Bu ilahi bir mesaj. Bizim doğudan Amerikan kıtasına baktığımızda sapkın takibi yapmayalım. Müslüman takibi yapmayalım. Türk takibi yapmayalım. Başka insanların da takibini yapmayalım. Yeter ki insana zarar vermesinler. Bu çok önemli. İlahi bir mesaj. Bu Avrupa'ya da, Amerika'ya da mesaj olsun. Püritan düşünceyle Kuzey Amerika'yı kurduk diye resmi tarih yazıyor. Ben bunu İslami Püritan düşünceyle kurdunuz diyorum. Ve gerçek de budur. Ama o güzel yapıları yapan bu Hicri takvimde 621 ve 22'den 1000 yıl sonra çok özel kurgulayarak gidenlerle bizim aramızda ciddi bir fark var. Ben kitabımda şunu söylemeye çalışıyorum. Batı bizim ilkelerimizle aydınlandığını ve şu an isimleri Hristiyan da olsa bizim ilham verdiğimiz ilkelerle dürüstlük, çalışkanlık hareket ettiğini kabul etse, biz de bu gerçeği kabul etsek, evet onlar daha etik, daha dürüst, daha çalışkan, bizim ilham ettiğimiz, biz kaybettik bunları. Acaba bir dünya barışı olabilir mi diyorum. Ve bu gerçekleşiyor. Yani milenyum deniyor, daha 1700'lerden beri takip ediliyor. Yeter ki insanlara tasallut edenler ortadan kaybolsun. Netice itibariyle Osmanlı, Türkler ve Müslümanlar Kuzey Amerika kuruluş felsefesine katkı vermişlerdir.
ve Rabbim esas gerçek peşinde koşmak önemli. Harvard'da da bu yazar, Veritas yazar, Harvard. Harvard belki. Veritas, gerçek. Gerçek peşinde koşanlar. Allah hepimizi küfürden, gerçeği gizlemekten uzak tutsun, sakındırsın. Bu mübarek yerde bir araya geldik. Rabbim hayırlara vesile etsin, bereketlere nasip etsin. Bendenizi sabırla dinlediğiniz için şükran doluyum. Allah sizlerden razı olsun. Lütfen. Hollandalılar. Hollandalılar Oranje zamanında 1560'lardan itibaren Dutch diye geçiyor, Flemenk diye geçiyor. Fransa'yla çok yakın temasları var. Belçika yok. Danimarka'nın bir bölümü. Yani Benelux dediğimiz Lüksemburg yok. Çok çeşitli kavimlerden oluşmuş bir ekip. Ama bunların içinde Oranje öne çıkarak Dutch olan kısmı, yine biz onu Hollanda çeviriyoruz ama Dutch diye geçiyor İngilizce literatürde. Bu ekiple birlikte olunuyor. Bir dilleri var ama değil mi? Flemenkçe. Bunların toplanma şeyi ne? Esası ne? Siz Avarları mı zorluyorsunuz? Yani. Bu doğru. Şimdi değerli arkadaşımızın söylemek istediğini ikinci Frederick'i anlatırken söyleyecektim. Bu bir şövenlik değil. Fakat bizim başka türlü de adlandırılabilir ama ben onu söylemeyeceğim. Küçük yapılı Tatarlarla Türkler Orta Asya'dan bu tarafa doğru gelirler. Bir bölümü Kuzey Karadeniz'den geçer. Bunlara Avar denir. Avarlar ciddi manada 1100'lerde Macaristan ovalarında yer tutarlar. Bunlar tarihte biliniyor ve Bayan diye bir kağanları var. Bunun çok zengin bir ülke kurarlar. Çok ilginç. İtalya'nın kuzeyinde Lombardlar denen ve Normanlar denen bir ekibin aslında kökü yok gibi gözüküyor. Bunlara karıştıkları çok iyi biliniyor. Kuzey İtalya'ya özellikle. Macaristan'a. Macarlardan bir bölümü biz Türküzler zaten direkt. Bunların bir bölümü Hristiyanlaşıyor. Hristiyan ismi alıyor Avrupa'da. Bu ekibin İngiltere'ye kadar uzandığı söyleniyor. İkinci Frederick'i şu yönüyle suçluyorlar. İkinci Frederick çok ilginç. Aynen kitapta bu yazıyor. Aşağıda Müslümanlarla iyi geçinerek papalığa karşı ve kendi ilhamı ve kültürüyle böyle davranırken İslam şeriatıyla Türkçesi bir Hristiyan olarak bunu söylemek istiyorum. Kuzey diyor İtalya bölgesindekilerin de gönlünü almaya çalıştı. O zaman acaba 2. Frederick bu ekibin Müslüman Türk kökenli olduğunu mu biliyordu Macaristan ovalarında? Oradaki fetihler zaten çok hızlı gelişti ve çağırdılar. Sorunuz buysa var. Kendisinin de var. 2. Beyazıt için de geçerli. Daha sonrakiler için de geçerli. Hristiyan dünyasının başına geç diyorlar. Yani arada çok büyük bir yakınlaşma ve dini kaynaşma oluyor. Calvin Kur'an'dan alıntı yaptığı için suçlanıyor. Calvin ciddi manada Kur'an'dan alıntı yapmıştır. Burada bahsettiğim Huguenotlarla Hollanda'daki Calvinistler Müslüman Türk gibi diye yazıyorlar. Bunlar Müslüman diyorlar bunlara. Bu felsefe kuruyor. Aslında biz diyoruz ya, ya bunlara bak. Adamlar Türk, Müslüman gibi. Doğruluksa doğruluk. Öyle değil mi? Böyle bilmiyor muyuz? İşte o dönemde bu geçiyor. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Yani ne yazık ki devletler politikasında bunu hissedemiyoruz. Doğu'ya karşı, Orta Doğu'ya karşı hala bir hınç var. Bunu çözemedik. Allah onları bu şeyden kurtarsın. Bizi de bu karanlıktan kurtarsın. Ama ciddi manada bizim ahlakımıza sahipler.
Bunu kabul etmek lazım. Buyurunuz hocam. Söylenti mi yoksa tarihi mi? Allah razı olsun. Rönesans'ı ve sonrasındaki papalığa doğru Borgia ailesi diye geçtim. Bizzatihi Endülüs'ün bir çalışması var. Yani Nietzsche'yi iyi okumak, keşke Almanca olacak, Safiyan'ı okuyacaksınız. O anlatıyor bunu. Benim anladığım kadarıyla orada çok önemli bir Endülüs'ün sonrasının bir çalışması var. Ama Türk mü, dediğim gibi Morisco mu, onu bilemeyeceğim. Ama kesinlikle Müslüman kültürü yaşayan. Çünkü Rönesans'a katılıyor papalık ve Roma'da 6. Alexander'dan sonra da Yüksek Rönesans diye bir dönem yaşanıyor. Kuzeyden getirtiyorlar Milano'dan meşhurları ve bütün papalık bölgesinde, Vatikan'da, o bölgede birçok yapıyı tekrar imar ediyorlar. İşte Sistine Şapeli var meşhur. Onun üzerinde bir yığın resimler yapılıyor. Rafael çalışıyor. Ve geliyor İspanyol, bunu bitiriyor. Yani bu çok önemli. Roma'yı bitiriyor. Bu Yüksek Rönesans. Niye bitirsin? Niye Katolik o dönemde gelsin, Rönesans'ı orada bitirsin? Bu sizin ve benim bu sözlerime çok uyuyor. Çünkü Rönesans'ın bitiş nedeni belli değil. Ama bu fikire varınca tamam diyoruz. Buyurun. Hocam 16. yüzyılda Avrupa'daki reform zamanında halk tanrılarına bak. Evet. Bunlar Müslüman mıydı? Marksistlere karşı çıkan yoksa Müslümanlara yakın Hristiyanlar mıydı? Evet, keşke kesin bir cevabı söyleyebilsem. Ama bizden Allah beni affetsin, belki daha iyi yerdelerdi. Özellikle Thomas Müzer, Melchior Hoffman, Anabaptistler, bunlar. Çünkü belli bir havuzda yaşamak çok kolay. Şu anda Türkiye'de Müslüman olmaktan kolay bir şey yok. Ama esas savaşı onlar vermiş. Ve o köylüler savaşı, biraz evvel değerli arkadaşımızla da içeride konuştuk. İbn Haldun başta olmak üzere Müslümanlık, komünizme, Karl Marx'a felsefeyi veren. Niye? Soyluluk var ya, kiliseye bağlılık var ya. Bir de karşılarına damat İbrahim Paşa geliyor. Bir tane Rum çocuğu gelmiş, birden vezir olmuş. Avrupa diyor ki, şu devlete bak ya diyor. Neler yapıyor diyor. Ben ne yapıyorum diyor. İşte burada kırılma noktası. Hocam, bu hususta savaşmadıkları gibi karşı tarafa kılıç çekeceklerini söylediniz. Bu noktada biz Hristiyanların veya daha evvelden belirli bir süreç içerisindeki gelişimini anladık konferansta. Fakat İslam'ın, hakikatin, gerçek düşüncenin, yani Harvard dediğiniz gerçek düşüncesinin karşısındaki fikir ve düşüncenin temeli. Dünyanın her yerinde çok ağır bir şekilde bir baskı var. Dünyanın her yerinde, her döneminde, her şekilde bir baskı var. Fakat düşmanımızı tanımıyoruz. Her yerde bu uygulanmış. Kimi yerde Engizisyon olmuş. Osmanlı'nın öncesinde, sonrasında Selçuklularda olmuş. Dediğiniz gibi Amerika'da olmuş. Dediğiniz gibi Hollanda'da olmuş. Garp ocaklarında olmuş. Fakat bu karşımızdaki sistemin temel anlayışı nedir? Yani karşımızda ne var? Bunu tanımlayamadım. Eğer bu konuda bir bilginiz varsa teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Yani bu konuda ben aslında üstadımdan fayda almak isterim. Çünkü karşıt biz kimiz? Karşıt kendisi bizzat daha iyi tarifleyecektir. Ama
benim bir küçük hakkım olabilir. Yazar diyor ki, Avrupalı, neden belli zamanlarda belli düşünceler son derece mukaddesken, Goethe'nin söylediği gibi, Schiller'in dediği gibi, Avrupalı birçok mutasavvıf, Mevlana, Hazreti Mevlana hayranı var iken, niçin tuhaf bir şekilde düşmanlık oluyor ön yargılarla? Bu sosyolojik bir problem. Ama bizde hiç mi suç yok? Amerika'dayken kıymetli bir hocayı Türkiye'ye davet ettim. Efendim dedi, öncelikle sokağa çıktığınızda fiyatların bir tek olmasına dikkat edin dedi. Bana ayrı, başkasına ayrı yapmayın. Bizim biraz kendimizi kişileştirmeye tabi tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu tertemiz topluluğu tenzih ediyor. Ama Anadolu topraklarında bu redine ekmeğini al. İnsan ne kadar var? Şu Silikon Vadisi'nde Amerika'da çalışanlar içerisinde gittiğiniz zaman göreceksiniz. Hureline ekmeğini al, profesörler, hocalar var. Üniversite hocaları var. Orta Doğu şu an İslam felsefesini ne kadar pazarlayabilir? Üstadım, siz yardımcı olun. Aslında Halit Hoca çok önemli bir noktaya değindi. Yani karşıt dediğimizde aslında Hristiyanlık, Musevilik, İbrahimilik veya Muhammedilikle bunu da kattığımızda bunların karşıtlığı o gün için neyse bugün de karşıtlığı o. Onlar o gün için gerçeğin gerçeğine ulaşmayı düşünürken dünyayı idare eden karanlık güçler o gerçeğin gerçeğinin meydana çıkmaması için mücadele ettiler. Aslında söz konusu olan din savaşı adı altında gerçekle gerçek karşıtlığı bence. Siz öyle bir yol çizdiniz ki debütten beri hocam enteresan bir nokta. Yani tespit ettiğiniz şeyler insanların önünü açan, gerçeği bulmasına, gerçeğe doğru koşmasına sebep olan şahıslar ve sistemler söz konusu. Evet. Onun karşısında şunu gördüm. Yani din algısını kenara bıraktığımızda gerçekle karanlık arasında bir savaş. Savaş. Allah razı olsun. Doğrusu bu. Daha ileri gidersek eğer Karl Marx insanlık adına kendince iyi niyet noktasından bu insanların kurtuluşu buradan deyip bir harekete geçtiyse o dahi bir gerçeklik arayışı. Bu Pilgrimleri kendi çerçevesindeki tarihçi William Bradford böyle diyor. Bir grup da o içlerinde Boston, New England kuruluşunda herkesin malı ortaktır fikrini savunmuşlar. 1620 İnsan hizmeti için hakikaten önümüze gelen bir çözüm noktası değil mi? Yani. Evet. Buna açık. Buyurun Halit Hocam. Hocam şöyle de anlatmaya çalışayım. Mesela ben size geldiğim zaman hastaneye önce bir kulak burun boğaz olarak profesör olarak bir bakıyorsunuz. Hastalığımızı teşhis ediyorsunuz. Ve hastalığımızı teşhis ettikten sonra bir tedavi uyguluyorsunuz. Fakat ben gerçeği arayan biri olarak karşımdaki hastalığın yani gerçek olmayanın karanlığın tarifini yapamadım. O yüzden belki diyorum ki karanlığı tanımlarsam yani hastalığı tanımlarsam belki şifaya kavuşurum. Bu husustaki genel prensipler açısından üstadımız da çok güzel yorumladılar. Ama onun karşıdakinin mekanizması nedir? Yani bir anlayabileceğim kadarıyla sistemi nedir? Nerede nasıl acaba mücadele eder? Şöyle söyleyebilir miyiz? İyi insanlar
Allah-u Teala'nın yeryüzündeki istediği hakiki vekiller. Bir şeytanın ordusu yok mu Halid'im? İşte karşımızdaki de o. O da kendine çekmeye çalışıyor kardeşim. Buna verilecek bilmiyorum üstadım. Şeytan. Fesada boğuyorlar. Bugün tamam. Kendinden zayıflara yaşama hakkı tanıdı. Çatır çatır tarih bunu yazıyor. Bulgar tarihçiler diyor ki, eğer Osmanlı olmasaydı Slav ırkı bizi hiç ederdi. Arnavutluğa gittim, kitaplarında diyor ki, hem de İngiliz konsülüyle yazdıkları, Balkanlar hiçbir zaman Osmanlı'daki gibi Yahudisi, Hristiyanı, Müslümanı kapı kapıya yaşamadı ve Osmanlı onlardaki ayrı. Konusunda ileri gitmiş. Kim izin verir böyle bir şeye? Bizim batıdan beklentimiz şu. Madem ki güçlüsün, yaşama hakkı var. Girdiğin topraklara sulh, kültür, bilim ilerlemesi var. Nedir Kuzey Irak'ın hali? Nedir Suriye'nin hali? Madem ki güçlüsün, bunu yap. Osmanlı bunu yaptı. Bunu yaptığı için Yunan ayaklanabildi. Bunu yaptığı için Arap ayaklanabildi. Kendini koruyabildi. Ha bu hata mıydı? Bu da söyleniyor. Yapmasaydı keşke. Silip gideydi diyorlar. Birçok insan da bunu söylüyor. Peki hak katında doğru muydu? Onlar hakkın peşindeydi. Onlar bunu iyi niyetle yaptılar. Allah razı olsun. Biz övünüyoruz. Ama şeytanın ordusu da başka iş yapıyor. O da onun vebali. Mutlaka da cezasını bulacak. Hocam ben bir şey soracağım. Saçma da olabilir mi? Estağfurullah. Mu batarken oradan yayılan, dünyaya yayılan rahiplerin Mısır'da kültürü ve bilimi geliştirdiğini biliyoruz. Acaba Kuzey Afrika'dan bu sizin bahsettiğiniz topluluk bunlardan kaynaklanıyor olabiliyor mu? Mısır Yunan'a devrettikten sonra bitiyor. Peki oradan kaçan rahipler, yani yok. İslamiyet'in yayılmasıyla derler ki tasavvuf, sufiler de oradan geliyor, bir iddia var tabii. İşte bu karıştıranlar. Yani ortada o kadar bir yüzyıl farkı var ki biz daha üçüncü ceddimize yeni erişiyoruz, beşinci. Bu kadar koruyabilmeleri çok zor. Stanley Lempel öyle diyor zaten. Avrupa diyor, hiç diyor konuşmasın diyor 1900'ün başında. Ona diyor hep diyor doğudan gelmiştir diyor büyük felsefe. Grek diyor, Yunan diyor, antik çağ Mısır'dan beslenmiştir diyor. Sonra da diyor Endülüs gelip kendisine vermiştir diyor. Avrupa öyle besi ama Mısır Yunan'a vermesiyle beraber sona eriyor. Daha sonra oradan gerçekten 532'de doğan ve ideal insanı yaşayan, en güzel insanı yaşayanın duyguları düzeltmeleriyle bugünlere gelindi, düzeltmeleriyle. Ama bir düzeltme bu. İşte o noktada aslında akıllı insanların dünya çapında bir araya gelmesi lazım. Buyurun efendim. Ben mesela çeşitli testler yaparak doktor sizin gibi meslek arkadaşınız dedi Sinan Yaşa Küçük de hangi Türk soyundan mı geliyorum Arap böyle bir testler sonucunda öğrenilebiliyor mu gerçekten yani gerçekten Türk müyüm belki Arap soyundan geliyorum belki İngiliz soyundan geliyorum. Evet Türkiye'de bunu ortaya koymak mümkün gözükmüyor. Ben pek inanmadım da o yüzden sordum. Bunu ilgili olabilir diye. Bunu Türkiye'de mümkün gözükmüyor. Çünkü genetik çalışmalar Türkiye'de şöyle yapılıyor. Yani bunu da söyleyelim. Bendenizi mazur görün. Tarih konusunda bilim tarihiyle geldim ama tarihte yüksek lisans yapıyorum.
tez aşamasındayım. 2 yıl ders gördüm resmi manada. O açıdan tarihi konuşma hüviyetine de sahip oldum bilimsel manada. İnsan geni bu. Şimdi bizim Türkiye'mizde diyorlar ki şu kadar genin içinde şunlar işitmeyi bozuyor. Biz bunlara bir kit yaptık. Bakın bakalım. Genellikle bunlar bozuluyor deniyor. Dolayısıyla onu biz laboratuvarda kullanıyoruz. Şunu var mı yok mu burada bozukluk bunu buluyoruz. Genetik çalışma şu. Bunu Amerika Birleşik Devletleri çok güzel yapıyor. Bir insan gen haritasını tek tek tarayarak özelliklerini ortaya koyuyorlar. Bu çok uzun bir süreçtir. Yani bir insan için bir yıl diyorlardı. Evet, çok uzun bir süreç. Dolayısıyla bunu Amerika yaptı. Evet. Babuna'nın kanlarıyla yaptı. Çünkü aynı tarihler. 1994'te Ann Kennedy Brandt açıklama yapıyor. Bu diyor Meluncanlar'da bir olay var. Kennedy ailesi vesaire. Artık bunları toplumsal olaylarla da buluşturun. Suikastlerle buluşturun. Şunlarla buluşturun. İlk Amerika'nın gönderdiği gökyüzüne füzeler Türk adalarına iniyor. Bunu da bilmekte fayda var. Türk adaları var hemen Amerika'da. Bu gen çalışması yapıldı. Ama bunun sonucu bilmiyoruz. Çünkü o dönemde, evet hatırlayacaksınız, depremde de çok sayıda kan gitmeye çalıştı. Çok sayıda. İnşallah gerçeği açıklarlar. Hocama huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tabii sizlere de teşekkür ediyorum. Malum bizim topluluğumuz, buradaki kardeşlerimiz az da olsa, kısa da olsa, zaman zaman da olsa bu tip toplantılarımıza, bu tip çalışmalarımıza aşinalar. Sefa hocam Allah razı olsun kırmadı bizi. Buraya kadar zahmet etti. Aileler de burada. Onlara da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. O yüzden hocama bugünün anısı olarak bir küçük hediyemiz var. İnşallah hocam lütfesinler, ikram etsinler. Teşekkür ediyoruz hocama. Allah sizden razı olsun hocam. Başarılarınızın devamını diliyorum inşallah. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun hocam. Amin inşallah. Sizlerden bizi buluşturdunuz. Allah üstadımdan razı olsun, hepinizden razı olsun. Hakkınızı helal edin. Hayırlı akşamlar.